Değerli izleyenler, Türk tankları Gence'de. Evet, Türkiye şok etmeyi seviyor. Evet, gelen havadis çok önemli. Gence'de Türk tankları konuşlandı. Sürprizleri seviyoruz. Ama sizlere daha önce anlatmıştık. Bu konu tabii ki naklen yayın gibi verilmez. Ama askeri olarak yapılan sevkiyatların önemi çok önemliydi. Şuşa'daki konsolosluk adım artık kesinleşti. Evet, Türkiye Şuşa'da konsoloslukla ilgili önemli adımı atıyor değerli izleyenler. Ve bu haber Şuşa'nın artık dokunulmaz olduğu anlamına geliyor. Evet, dokunulmaz olduğu anlamına geliyor. Türkiye devleti Şuşa'yı riskte gördü ki bu konuda yaptığı bütün Azerbaycan'la yaptığı yazışmalar ve görüşmelerde Şuşa'da olmanın önemini belirtti. Evet, göreceksiniz. Ve Ermenilerin ve özellikle Putin'in Türk tanklarının Gence'de olması, Suriye'de güçlü hamlelerimiz, işte bizi Türkiye yapan, bizi Azerbaycan yapan, bizi Turan yapan hamleler. Evet, kesin bilgiler bunlar. Eğer siz bir yere konsolosluk açacaksanız, askeri anlamda orayı korunaklı hale getirmeniz gerekiyor. Türkiye'nin muhtemelen Şuşa'ya zırhlı araçları kaydırarak ve özellikle SİHA bayraktarlarla da koruma sağlayacağı aşikar. Ama Gence bizim Türkiye'nin lojistik üssü olacak. Azerbaycan'ı korumada lojistik üssü olacak. Dışişleri yetkililerinin özellikle Azerbaycan'a yürüttüğü temaslar, Rusya'nın son dönemdeki pervasızca Karabağ ataklarına son veriliyor. Yapılan her türlü atış, yapılan her türlü adım ve hazırlık ince hesaplarıyla yürütülüyor. Şuşa'daki konsolosluğumuza yapılacak bir saldırı, evet, Rus sözde barış gücüne de bildiriliyor. Yani yapılan hamleler sağlam atılıyor. Türkiye kuralına göre duruyor. Zengezur sözünü tutmadı Putin. Yani Rusya Zengezur'u yavaşa aldı. Şuşa'da da çatırdamaya başlayınca Türkiye'nin bekleyecek hali kalmadı. Şimdi bu tankları görünce Ermenistan korkmayacak mı? Tabii ki korkacak. Evet, Türkiye'nin zırhlı birlikleri Şuşa'ya yapılacak en ufak bir tecavüzde harekete geçecekler. Bu oldukça önemli bir haber. Türkiye'nin artık beklemeye tahammülü yok. Yani Türkiye olaylara seyirci değil. Ve özellikle Şuşa'nın riske girmesi, Şuşa'yı hedef alan Moskov açıklamaları can sıkıcıydı. Kahramanlarımız şimdi orada bir işaret fişeği oluşturdular. Çünkü Şuşa'daki konsolosluk adımı heyecanın ötesinde bir adım. Sayın Çavuşoğlu, Türk dünyasının birleşmesi için gecesini gündüzüne katan güçlü bir Dışişleri Bakanı. Özellikle enerjisi, yüksek konsantrasyonu ve konuya birlikte beraberlik içinde bakması ve Şuşa'ya özellikle konsoloslukta kendisinin payının yüksek olacağına inanıyoruz. Bu konuda Şuşa'daki konsolosluk adımı, hani bir deyim vardı ya, hatırlayın değerli izleyenlerim. Bir gece ansızın gelebiliriz. Aynen konsolosluk içinde şunu söylüyoruz. Bir sabah ansızın konsolosluğu açılacak göreceksiniz. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın özellikle yapacağı ziyarette bu konsolosluk sürprizinin büyük bir sürpriz olacağı konuşuluyor. Dışişleri Bakanımız da gece gündüz çalışıyor. Şuşa ile ilgili prosedürlerin tamam olduğu ve bu yüzden Türkiye'de de çok önemli bir heyecanın olduğunu söyleyebiliriz. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Türkiye'nin özellikle askeri sevkiyatlarını hatırlayın. Azerbaycan'a yoğun bir askeri sevkiyat gerçekleştirilmişti. Evet, askeri sevkiyatlar özellikle Azerbaycan'ın gereksinim ve taleplerine göre şekillendirildi. Kuvvetlerimizi de sevk ettik. Ve orada tatbikatta giden birliklerimiz, uçaklarımız, hava savunma sistemlerimiz, birçok evet aksam şu anda Azerbaycan'da. Yani Ermeniler bu kadar taşkınlık yapar da, Muradov bu kadar taşkınlık yapar da Türkiye cevabını vermez mi? Rusların sözde barış gücünün Ermenileri tıka basa oraya doldurduğunu bilmiyor muyuz? Bu halde seyirci kalırsak Şuşa'nın düşeceğini görmüyor muyuz? Tabii ki görüyoruz. Türkiye bütün gücüyle, bütün tabii ki bu konudaki gayretiyle yoğun bir şekilde
Evet değerli izleyenler, sevkiyatlarını gerçekleştirdi, gerçekleştiriyor. Yani Türkiye'nin bu kuvvetli desteği daha belirgin hale gelecek. Kahraman Azerbaycan ordusunun Türk birliklerinin gelmesiyle bölgede önemli bir stratejik güce dönüştüğünü de söyleyebiliriz. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Rusların hava savunma sistemleriymiş, bilmem Pantsir'iymiş, S-300'üymüş, S-400'üymüş. Bunlar hepsi hayal. Çünkü SİHA Bayraktar olduğu yerde, artık bunu ifade edelim, SİHA Bayraktar olduğu yerde bu silahlar hükümsüzdür. Şuşa'daki konsolosluk adımımız tabii ki birçok alandaki durumu pozitife çevirecek. Rusya ne der demiyoruz. Rusya'ya diyoruz ki biz Şuşa'da konsolosluk açacağız. Biz Şuşa'da olacağız. Gence'deki Türk tanklarının artık bu yönde önemli bir işaret olduğu ve bölgeden bize gelen haberlerde Türkiye'nin güçlü etkisinin ve tankların orada güçlü bir destek olduğu yönünde. O tankları görenler sevinçlerini bizlerle paylaşmak istiyorlar. Biz dememiş miydik aylar öncesinden? Gelmemiş miydi? Karabağ Savaşı bittikten sonra bu destekler gitmemiş miydi? Hepsi gitti. İşte bu yüzden diyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Şuşa'da konsolosluğu açmaya geliyoruz. İşte kardeşlerim, Şuşa'daki konsolosluk sesleri artık Hankendir'in de gölgesi ve sevinç gölgesi yüreğimize geldi. Çünkü Türkiye bütün diplomatik ataklarını son günlerde Azerbaycan'a niye yaptı? Niye her gün bir bakan gitti neredeyse? İşte bunlar bir hazırlığın neticesiydi. Karabağ Savaşı'ndan sonra neyin sevkiyatını yaptık? Değerli kardeşlerim, neyin sevkiyatını yaptık? O uçaklardan patates mi gitti? O uçaklardan çiçek mi gitti? Evet değerli izleyenlerim, o uçaklardan Azerbaycan'a bağımsızlık gitti. O uçaklardan Azerbaycan'a Karabağ özgürleştirmek için kuvvetler gitti. İşte değerli kardeşlerim, artık zaman geldi ve bunun neticesinde Şuşa'da konsolosluğu açmak ve Türkiye askerlerinin Azerbaycan askerleriyle olan kenetlenmesini artık zirveye taşımak ve Azerbaycan'ın azat ettiği bölgelerde şanlı bayrağını sonsuza dek dalgalanmasını sağlamak için Gence'de birliklerimiz güven sesi veriyor. Putin'in rahatsız olduğunu biliyoruz. Kremlin'den açıklama gelmemesi Türkiye'ye karşı sözlerin tutulmamasından kaynaklanıyor. Ayrıca Ukrayna bölgesi, evet Ukrayna bölgesinde Rusya'nın özellikle Ukrayna ile uğraşması, Batı ile uğraşması, NATO ile uğraşması, İngiltere ile uğraşması bizi Karabağ'da daha geniş alana itti. Son dönemdeki füze ve bu konuda özellikle İskender füzeleriyle ilgili eleştiriler de bunun bir göstergesiydi. Ama Şuşa geliyoruz. Şuşa geliyoruz. Evet, Şuşa'ya geliyoruz. Bunu bilmenizi isteriz. Kuvvetlerimiz orada. Tanklarla ilgili tabii ki bize mesajlar da yağıyor. Ama şu bilinmelidir. Türk askeri Azerbaycan'dadır. Türkiye askeri Azerbaycan'dadır. Bunu bilmenizi isteriz. Ve Şuşa'daki konsolosluk bu bayrağın çekilmesi bizlere ayrı bir gurur verecektir. Değerli izleyenlerim, bu sevincimi sizlerle paylaştım. Lütfen yorumlarınızı ve arkadaşlarınıza bu şanlı yayını paylaşmanızı dilerim. Görüşmek üzere.